Arkadaşlar merhaba, ben Mustafa Savran, 20 yıllık matematik öğretmeniyim. Sınav kazanmak için nette kurs diyoruz ve konumuza başlıyoruz. İlk ben size bugün ben size bölünebilme kurallarını anlatacağım. Neden bölünebilme kuralları? Çünkü her konunun içerisinde var. Hani sayılar temel kavramlar olsun, değer verme soruları olsun, ileride bazı konularımız olsun. Bu bölünebilme kurallarından çok fazla faydalanacağız. Ve ben size bölünebilme kurallarını verirken bir sıraya göre vereceğim. Ne var burada? Önce 2, 5, 10'la bölünebilme var bir numarada. Sonra 4, 8'e bölünebilme. Sonra 3, 9'a bölünebilme. Sonra da 11'e bölünebilmek şeklinde vereceğiz. Bu sıra neden önemli? Mesela bir arka sayfada bir tane sorumuz var. Hemen onu açayım. Ne diyor bize? 30'a bölümünden kalan istiyor. 30'a bölümünden kalanı bulurken 30 kaçla kaçın çarpımı? Hemen buna bakıyoruz. 30, 10 ve 3'ün çarpımı. Hocam 5 ve 6 ama ön sayfada 6'ya bölünebilme diye bir şey söylemedik. Bölünebilme kurallarını kullanacağımız sayıları kullanıyoruz. 10 çarpı 3'tür 30. 10 mu 3 mü? Önce hangisine bakacağım? İşte burada az önceki bizim öncelik sıramız devreye giriyor. Önce 2, 5, 10'la bölünebilme. Sonra 4 8'e bölünebilme, sonra 3 9'a, en son 11'e bölünebilme sırasında gidersek o tip sorularda hiçbir problem yaşamayız. Şimdi burada ben x sayısı demişim. A, B, C, D, E, F, G, H. Onun daha kolay olması adına biz şöyle diyelim. 124 0 22 4 7 diyelim. Sayımızı bu alalım. Bu sayının şimdi 2 ile bölünmesi için 2'ye bölünebilme nedir arkadaşlar? İlk bir sayının 2'ye tam bölünmesi için son basamağın çift olması gerekir. 5 ile bölünebilmede son basamağın 0 ya da 5 olması gerekir. 10 ile bölünebilmede son basamağın 0 olması gerekir. Bakın dikkat edin, hepsinde son basamak. 4 ile bölünebilmede son 2 basamak. 8 ile bölünmede son 3 basamak. 3 ve 9 ve 11'de tüm basamaklar çalışır. Dolayısıyla işte öncelik sıramız bu yüzden var. Biraz özelden genele doğru gidiyor. Şimdi gelelim 2 ile bölünebilme. Bu sayının 2'ye bölümünden kalan nedir dediği zaman. Son basamağa bakacağız. Çift mi tek mi? Bakıyorum son basamak tek. Son basamak tekse bu sayının 2'ye bölümünden kalan 1. Çift olsaydı kalan 0 diyecektik. Bu sayının x sayısının 5'e bölümünden kalan son basamak 7. Şimdi son basamak 5'ten küçük olsaydı direkt kalan oydu. Ama 7 ise 5'e bölün ya da 5 çıkartın fark etmez. 7'den 5 çıktı, kaç kaldı? 2. O zaman bu sayının 5'e bölümünden kalan 2'dir diyoruz. 10'la bölünebilmede de son basamak neyse odur arkadaşlar. Direkt 10'la bölünebilmede son basamak kaç? 7. O zaman bu sayının 10'a bölümünden kalan 7'dir diyoruz. Öncelik bunlarda. Sonra geldik 4'le bölünebilmede. 4'le bölünebilme son 2 basamağı 4'e böleriz. Mesela bu sayının son 2 basamağı ne? 47. 4'e bölüyoruz, kalanını alıyoruz arkadaşlar. 4, 1 kere 4. 4, 0, 7. Tekrar bir kere 4, 4. Kalan 3 diyoruz. Peki neden? Yani bu soru çok önemli matematikte. Neden? Bu nedenleri bildikten sonra matematikte problem yaşamıyoruz. Neyi, ne zaman, neden yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar 200, bakın şurada yüzler basamağı. Mesela 100, 200, 300 bunlar hepsinin 4'ün katıdır. Yüzler basamağından itibaren hepsi 4'ün katıysa bize son iki basamak lazım. Son iki basamaktaki sayı neyse 4'e bölümünden kalanı bulmak için onu 4'e bölmek yeterlidir. Peki siz bir sayıya baktığınızda 4'e bölümünden kalan nedir dediğinde direkt görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Şöyle görüyorum mesela. 247-72 olsun. 28-56 olsun. 38. 24-0-74 olsun. 3 tane daha yazayım. 24 44 olsun. 38 50 50 değil pardon 60 olsun. 240 0 6 olsun. Şimdi bakın şurada pratik demişiz. Pratiğimiz ne diyor? Eğer onlar basamağı çift mi tek mi? Eğer çiftse onlar basamağı çiftse şuraya şöyle ifade edeyim ben size. Onlar basamağı çiftse burası 0, 4 ya da 8 olacak. Ama onlar basamağı tekse burası 2, 6 olacak. Dolayısıyla ben sarıya baktığım anda 4'ü bölmüyorum, anlayabiliyorum. Hiç bölmeden anlayabiliyorum. Ama burası tekse zaten bu sayı tekse kesinlikle 4'e tam
bölünmez. Mesela bize şöylese, şu sayımız dediği zaman bu sayı 4'e bölünüyor mu? Hayır, bu sayı 4'e bölünmüyor. Kaç kaldı? 3 kaldı. Çünkü son basamağı zaten 7. Tek olduğu için 4'e bölünmesini zaten beklemiyoruz. Şimdi hemen baktım ben burada. 24-72 sayısı sağ tarafa yazdım. 24-72'nin burası tek. Burası tekse burasının olması gerekiyor 2 aldı. 4'e bölünüyor. İnanmıyorsak bölelim diyormuşum. Burası tek. Burası da ne var? 6 var yine. Yine bölünür. Burası tek. Burada 2, 6 yok. 4 var. Bu sayı 4 ile tam bölünmez. Burası çiftse burası 0, 4, 8 olması gerekiyor ki bölünür. Burası çiftken burası 0, 4, 8'den herhangi biri olduğu için burası 0 olduğu için tam bölünür. Burası çiftken burası 0, 4, 8 olmamış. 6 olmuş. O zaman yine bu sayı ne olmaz? 4'e tam bölünmez. 4'e bölünebilme de bu pratik yolu kullanabiliriz diyorum. Geldik 8'e bölünebilme. 8'e bölünebilmede de arkadaşlar son 3 basamağa bakacağız. Şimdi buradaki son 3 basamağımız ne? 247. 247. Hemen son 3 basamağı kaça böleceğiz? 8'e böleceğiz. 3 kere 8 24. 10 olmadığı için bir 0 atıyoruz. Kalan kaçmış arkadaşlar? 7 oluyormuş. 30 çarpı 8 240. Kaç kaldı? 7 kaldı. Bu da 8'e bölünmeli. Neden 8'e bölünmeli son 3 basamak? Çünkü az önce 4'te olduğu gibi 4'te 104'ün katıydı. 1008'in katı. Mesela 2000'de 8'in katı. Binler basamağından sonra hep 8'in katıdır. 8'e bölünmeli. Biz neye yarayacağız o zaman? Son 3 basamağa bakacağız. Her daim son 3 basamağa bakacağız. Geldik 3 ile bölünebilme. 3 ile bölünebilme ise şudur arkadaşlar. Rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. 3'e tam bölünmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Şu bizim sayımızdaki x sayısının rakamları toplamını bulalım. Ne oluyor? 1 artı 2 artı 4 artı 0 artı 2 artı 4 artı 7. Sonra bulduğum sonucu 3'e böleceğim. Şöyle bir şey de yapabiliriz biz burada. İlla ki tüm sayıları toplamınıza gerek yok. Mesela 4, 2 daha 6, 3'ün katı mı? At gitsin. 4, 2 daha 6, 3'ün katı mı? At gitsin. 0, 3'ün katı at gitsin. 1 kaldı, 7 kaldı. Topladım 1 artı 7 ne yaptı? 8 yaptı. Hemen 8'i 3'e böldüm. 3'ten bir 3 çıkarsa 3'e böleceğiz. 2 kere 3, 6. Kalan kaçmış? 2. O zaman bu yukarıdaki x sayısının 3'e bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. 9'a bölünebilme de aynı olay. Yine rakamları toplamını buluyorum. 1 artı 2 artı 4 artı 0 artı 2 artı 4 artı 7. Hepsini toplayıp 9'a böleceğim. Hatta 3'e yaptığım gibi şöyle yapabilirim. 7 2 daha 9. 9'un katı at gitsin. 0 9'un katı atabiliriz. 4 4 daha 8 1 daha 9 at. Geriye ne kaldı? 2. O zaman rakamları toplamı 2 kaldığına göre x sayısının 9'a bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 2 demiş. Sayımızı şöyle yazalım. Bir de ne kaldı en son? 11'e bölünebilme kaldı. 11'e bölünebilme nedir arkadaşlar? O da sağdan itibaren artı eksi artı eksi artı eksi artı şeklinde. Artı dediklerimi artıyla, eksi dediklerimi eksiyle çarpıyorum. Sonra artılardan eksileri çıkartıyorum. Yapalım. Artıları topluyorum. 1, 4, 2 ve 7 topluyorum. Ne oldu? 7, 9, 10, 14 oldu. Eksilere bakıyorum şimdi. 2 var, 0 var, 4 var. Topladık, bu da 6 oldu. Çıkarttık, 8 kaldı. O zaman x sayısının 11'e bölümünden kalan 8. Peki bu eksi 8 kalsaydı? 11 ekleyecektim. Mesela bu 18 olmuş olsaydı farkı 11 çıkartacaktım. Yani siz sayılara eğer sonuç negatif çıkarsa böleni ekleriz. Kaça bölüyorum? 11 ekliyorum. Ne yaparım? Negatif çıkarsa 11 eklerim. Sonuç eğer 11'den büyük çıksaydı 11 çıkartacaktım. Ya da 11'e bölüp kalanını alacaktım diyoruz. Sonucu tekrar ne yaparız? Bölebiliriz. Son olarak aralarında asal olan sayıları tam bölünen sayılar bu sayıların çarpımlarına da tam bölünür. Yani bir sayı 2 ile bölünüyorsa, bir sayı 3 ile bölünüyorsa, bir sayı 2 kere 3, 6'ya da tam bölünür.
Bu önemli bir kural. 6'ya bölünebilme diye bir şey vermiyorum bakın. Böyle bir kuralımız yok. Ne yapacağız 6'ya bölünme için? 2'ye ve 3'e bakacağız. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya da tam bölünür. 6'ya bölümünden kalan nedir derse onun özel bir çözümü var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Şöyle temizleyerekten örnek çözmeye başlayalım şimdi. Sol tarafta bölünebilme kurallarımız var. Birinci sorumuz, verilen sayımız hem 3 ile hem de 5 ile tam bölünüyor. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı daha özel bir durumda değil mi burada? Önce 5'e sonra 3'e bakacağım. Bakın sırası o. Her zaman soruları yaparken şöyle bir şey yazın bu tip sorularda özellikle. Öncelik 2, 5, 10 ile bölünebilme. Sonra 4 ve 8'e bölünebilme. Sonra 3 ve 9'a bölünebilme. En son 11'e bölünebilme. Bazen 11'i 3 ve 9'dan önce de alabilirsiniz. O hiç fark etmez. Çünkü tüm rakamlar çalıştığımız için hiçbir şey değişmiyor. Ama siz bu sırada öğrenin. Şimdi önce 5'e bölünebilme o zaman. 5'e bölünebilme, 3'e bölünebilmeden önce geliyor gördüğünüz gibi sırasında. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Son basamak 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Demek ki buradaki son basamağı da B olduğu için B sayısı ya 0'dır ya da 5'tir. Şimdi B sayısının 0 olmasını alalım. 3, A, 2, 6 ve 0 sayısı. Bu sayı artık 5'e bölünüyor. Aynı zamanda 3'e de bölündüğü için eşittir 3K diyoruz. Şimdi 3'e bölünebilme kuralını alalım. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Tüm rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekiyordu. Kalanı bulmak için de şu şekilde yapıyorduk mesela. Rakamları toplamlarında burada 6 var, burada 3 var, burada 0 var. Bunları almamıza gerek yok. Bunlar zaten 3'ün katı. 2 kaldı. Kaç eklersem 3'ün katı olur? 1. Sonra burada devamlı 3 ekliyorsun. 3 ekle 4, 3 ekle 7. Yalnız biz soruyu okurken ne dedik? Rakamları farklı diyordu. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bakacağız şimdi. Almış olduğumuz sayılarda rakamları farklı oluyor mu şurada? Şu 7, 2 gibi olmuş. 3, 2, 6 ve 0 olmaması gerekiyor ki zaten öyle. Şimdi B sayımız neydi? B sayımız da 0'dı. Buradan biz A artı B'yi bulmuş olalım. A artı B. 1 artı 0'dan 1 oldu. 4 artı 0'dan 4 oldu. 7 artı 0'dan 7 oldu. Birinci durumu bulduk. Bir de ikinci duruma geçelim arkadaşlar. İkinci durumda ne diyordu? B'nin 5 olmasını istiyordu. B 5 iken. O zaman sayımız 3, A, 2, 6, 5 olmuş oluyor. Bu sayı 5'in katıysa artık neyin de katı olması gerekiyor? 3'ün de katı olması gerekiyor. 3'ün katında 3 atıyorum, 6 atıyorum. 5, 2 daha 7. 7'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 2. Yani 9 olur. 7, 2 daha 9. Şimdi 3 ekle 5, 3 ekle 8. Yalnız burada 5 vardı, burada 2 vardı. Olamaz. A sadece 8 olabilir. B de 5'ti. Buradan A artı B kaç oldu? 13 oldu. Bana A artı B kaç farklı değer alabilir derdi. O zaman 1, 2, 3, 4 derdim. Ama A artı B'nin alabileceği en küçük değer dediği için ne var arkadaşlar burada? 1 var. Demek ki bunun cevabı ne olmuş oluyor? 1 olmuş oluyor. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda ben bir de şu meseleyi anlatmak için şunu da kattım bakın. 23 basamaklı. Şimdi 324, 324 sayısı A olsun. 23 basamaklıysa bu 3'er 3'er gidiyor değil mi? 3, 2, 4, 3, 2, 4 gidiyor. Son basamak 3 mü, 2 mi, 4 mü? Bunu bulmak için 23 basamaklı bir sayıysa ve bunlar 3'er basamak, 3'er basamak. Yani buna biz periyot diyoruz. Buna birinci periyot, buna ikinci periyot. Kaçıncı periyot ve kaç tane sayı artmış? Bu bizim için önemli. Bunu 7'ye böldük. Özür dilerim, 3'e böldük. 3 kere 7, 21. Kaç kaldı? 2. Demek ki ikinci sayı da kalacak. Yani bu 7 periyot devam edecek. Şurası 7 defa olduğu için. 7 defa olduğu için 7 periyot devam etti. En son artık diyoruz biz buna. Artık da 2 basamak olacağı için. 1 ve 2. basamak ne? Demek ki bu sayı 32 ile bitmesi gerekiyor. Şimdi bu sayının rakamları toplamı lazım bana. Neden rakamları toplamı lazım? Çünkü 9 da bölümünden kalan istiyor. O zaman toplayalım. Bunların toplamı kaç? 9. Şu için bakın 9, 9 geliyor. Bizim işimizi kolaylaştırdı. Şunun toplamı da 9. Kaç tane 9 var? 7 tane 9 var çünkü 7 tane periyot var. Şu ikisinin toplamı da kaç? 5. Sol tarafta 9'a bölünebilmeyi anlatırken ne dedik? Rakamların toplamını bulurken 9 ve 9'un katlarını atabilirim. Onun bana bir etkisi, getirisi yok çünkü. Ne kaldı? 5. O zaman A sayısının 9'a bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 5'miş diyoruz. Bunu da bu şekilde çözdük. Geldik 3. sorumuza. A, B'den büyük eşit 4 basamaklı
4A 3B sayısının 10 ile bölümünden kalan 3. O zaman hemen buradan başlayalım. 10 ile bölümünden kalan 3 ise bu sayının birler basamağının ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Soruları da çözerken TYT'de bu şekilde ilk verileri direkt yazabilirsiniz. Çünkü 10 ile bölünebilme bizim öncelik sıramızda ilk sıralarda zaten. 4A 3, 3'müş sayımız o zaman. Burada 10 ile bölümünden kalan 3 ise son basamağın kesinlikle 3 olması gerekiyor. B 3'müş. Ve diyor ki 3 ile tam bölünüyor. Bu 3'ün katı. 3 ile tam bölünüyorsa şu 3 ve 3'leri atarım. 4'e kaç eklersem 3'ün katı olur? 2 eklersem 3 ekle 5, 3 ekle 8. Şimdi A, B'den büyük eşitmiş. Dikkat edelim. 2, 3'ten büyük eşit değil. O zaman A ne oluyor? Ya 5 ya 8 oluyor. Bize A değerleri toplamını istiyor. O da ne oldu arkadaşlar? 13 olmuş oldu. Tamam. Bunun da sonucu 13. Geldik şimdi şurada çok özel bir soru var. Ben bu soruyu sorduğumda arkadaşlar fiziki ortamda hemen diyorlar ki 16'nın 6'ya bölümünden kalan hemen 16'yı 6'ya bölüyor haklı olarak öğrenci. 2 kere 6 12 kalan 4'tür hocam. Kalan 4 tamam doğru. O zaman şunu söyle bana 33 basamakta 34 34 34 sayısının 15'e bölümünden kalan kaçtır? Orada kaldık işte. Orada ne yapıyoruz? Tıkanıyoruz. O tıkanmamak için şöyle bir şey yapmamız lazım. Bakın şimdi arkadaşlar çok özel bir yöntem bu. 16 kaçta kaçın 6'ya bölümünden kalan 6 kaçta kaçın çarpımı? 2 ve 3. Önce 16'yı bir 2'ye bölelim. Kalanı bulalım. Sonra 16'yı 3'e bölüp kalanı bulalım. Bakın bu çok önemli bir yöntem. Şimdi 16'yı 2'ye böldük. Zaten 2'nin katı olduğu için 2 kere 8 16 kalan kaç? 0. 16'yı sonra 3'e böldük. 3 kere 5 15 kalan kaç? 1. E o zaman 0 ve 1 kaldı. Kalan 0 mı 1 mi? Şimdi denklik sınıfı denen bir olay var. O da şöyle ki 2'ye hangi sayıları 2'ye böldüğümüzde 0 kalır? Onların birbirine denktir. Birbirinin yerine yazabiliriz. Yani 2 ekle artık 2'ye böldüğüm için devamlı 2 ekliyorum. 2 ekle. 2 eklemene gerek yok çünkü bir sayı 6'ya böldük mü 6'dan küçük kalacak. Bundan sonrası 6'dan büyüktür. Hangi sayıları 3'e böldüğümüzde 1 kalır? Bu 1'di değil mi? 3 ekle 4. 3 ekle 7 devam etmeme gerek yok. Burada ilk eşit olan sayılar kaç? 4. O zaman 16'nın 6'ya bölümünden kalan kaç arkadaşlar? 4. Bakın çok önemli bir yöntem. Hadi burada 16'yı 6'ya bölüp bulursun zaten böyle de sormaz. Aşağıdaki gibi sorar. Şöyle ki 33 basamaklıysa az önce yaptığımız soru gibi A sayısı 34 34 gidiyor. 33 basamaklıysa o zaman başladığıyla biter doğru mu? 32 basamaklı ya çift basamaklı ise de ikinciyle bitecekti. Tek basamaklı için başladığıyla bitti. Şimdi bize kaçta bir bölümünden kalan istiyor? 15. 15 5 çarpı 3. O zaman biz A sayısını önce 5'e bölelim. Çünkü o daha kolay. Kaç? 3 kaldı. Burada öncelik sırasına gerek yok. Öncelik sırası bir sonraki soru gibi şeylerden. Şimdi bunun rakamları toplamı lazım. Neden? 3'te bölümünden kalan istiyor. Rakamları toplam. Şimdi şöyle diyelim. Kaç basamaklı? 33 basamakta. Şimdi 33'ten 1 çıkartalım. 32. Şu 3 hariç burası 32 basamaklı. Burası 32 basamağın yarısı 3. Yarısı 4 değil mi? O zaman 4'ten kaç tane var? 32'nin yarısı kaç? 16. 16 tane 4 var. Artı 3'ten kaç tane var? Burada 16 tane var. Bir tane de burada var. 17 tane var. Şimdi 3'e bölümünden kalan aradığımız zaman 3, 3'ün katlarını atabiliyorduk. Atalım. 3'ün katı çünkü. 3 de çarpmışız. Hatta ben bunun 3'e bölümünden kalanı bulmak için şu sayının şöyle de yapabilirim. Şu 4 mü? 4'ü 3'e bölebilirim. 4'ü 3'e böldüm. Kaç kaldı? 1 kaldı. Çarpı. 16'yı 3'e bölebilirim. Yukarıda var. Kaç kaldı? 1 kaldı. 1 kere 1? 1. Demek ki bu sayının 3'e bölümünden kalan kaçmış? 1'miş. Şimdi ne yapacağım? Az önceki yöntemimizi yapacağız. Kalan sınıfları çalıştıracağız. Şöyle ki bir sayıyı 5'e böldüğümüzde 3 kalmış. Başka hangi sayıları 5'e böldüğümüzde 3 kalır? 5 ekle buna 8. 5 ekle 13. Devam etme. Neden? 15'ten büyük olmayacak zaten böldüğümüz sayı. Burada kal. Buna hangi sayıları 3'e böldüğümüzde 1 kalır? Ben bu 1'e devamlı 3 ekleyerek bunları bulabilirim. 3 ekledim 4 oldu. 3 ekledim 7 oldu. 3 ekledim 10 oldu. 3 ekledim. Bakın araya denklik koyuyorum. 13 oldu. İki sayıda da çözdüğümde
Birbirine eşit olan sayılar ne oldu arkadaşlar? Şunu sarıya boyayalım. 13 oldu. O zaman bu sayının 15'e bölümünden kalan kaçmış? 13'müş. İlk eşit olan değer bize 15'e bölümünden kalanı veriyor. Bu şekilde. Geldik. Bölme bölümüne de bizi zorlayabilecek başka bir soru tipi var arkadaşlar. O da bu tip sorular 30'da bölümünden kalan diyor. Mesela A sayısının 30'da bölümünden kalan. Mesela diyor ki adam A sayısının 36 ile bölümünden kalan. Hemen şuna bakacaksınız. 30 kaçta kaçın çarpımı? 10 çarpı 3. Önce 10'a sonra 3'e. 36 kaçta kaçın çarpımı bölünebilme kuralları bildiğim şeylerden sayıları kullanacağım. 4 çarpı 9. Önce 4'e sonra 9'a bakacağız. Öncelik sırası az önce yazmıştık. Şurayı tekrar yazalım. 1, 2, 5, 10 ile bölünebilme. Sonra 4 ve 8 ile bölünebilme. Sonra 3 ve 9'a bölünebilme. En son 11'e bölünebilme kuralı. Başka bölünebilme kuralı vermiyoruz. Yok mu? Var. 7 ile bölünebilme var. 13 ile bölünebilme var ama onlar müfredat da yok. O yüzden onları vermiyoruz. Müfredatımız olanlar bunlar. Adamlar sorarlarsa da bunları sorarlar zaten. Şimdi o zaman 5, B, 4, C sayısını 30 ile böldük. Kalan 9 kaldı. O zaman ben onu şöyle ifade edeyim. Daha anlaşılır olsun. Bir sayıyı, zaten bir önceki konumuz bölme işlemi. Bölme işleminde bunu anlatıyoruz. 30'a bölmüşüz. Kaç kalmış? 9. Buraya K diyelim. O zaman bu sayı neye eşit? Bununla bunun çarpımı artı bu değil mi? Bunu yazdıktan sonra 9'u sol tarafa atalım şimdi. 5, B, 4, C'den 9'u çıkartacağız. 30'un katı olacak. Şimdi 30 kaçta kaçın çarpımıydı? 10 ve 3. Ben bu sayıdan 9 çıkarttığımda 10'a tam bölünmesi için öncelik 10'a bölünebilme, C'nin 9 olması gerekiyor. C yerine 9 yazdıktan sonra ben bu sayımdan 5B 49'dan 9 çıkarttım. Ne oluyor? 5B 40 kalıyor. 9 artık 10'da bölünebildiği için kaça bölünebilmeye bakmam gerekiyor? 3'e bölünebilme. 3'e bölünebilme de pratik olarak nasıl yapıyorduk? 0, 3'ün katı attık. 5, 4 daha 9, 3'ün katı attık. Geriye B kaldı. Demek ki B'nin kendisi 3'ün katı olması lazım. 0, 3, 6 ve 9. Hiç rakamları farklı falan demiyor. B'nin alabileceği değerler toplamını istiyor. B değerleri toplamı. Şurayı topluyoruz. Burasının toplamı da ne yapıyor? 18 yapıyor. Bakın iki tane arka arkaya çok önemli soru çözdük. Bunları şu soru tipi ve bu soru tipi çok çok önemli sorulardır. Bunlara dikkat edelim. Bir tane de yeni nesil tarzda bir soru çözelim. Ne diyor bize? Akıllı sayıdan bahsetmiş. Ardışık 3 tam sayının ve ardışık 4 pozitif tam sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara akıllı sayılar dönüyor. Buna göre iki basamaklı en küçük akıllı sayı 18 ise diğer akıllı sayı iki basamaklı akıllı sayıları bulunmuş şeklinde bir sorumuz var. Şimdi 18'e bakalım. Önce onu bir inceleyelim. Ardışık 4 ya da ardışık 3 sayının toplamı şeklinde mi? Gerçekten öyle. 5, 6 ve 7 toplamı nedir? 18'dir. 3, 4, 5 ve 6 toplamı nedir? Gerçekten 18'dir. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Ardışık 3 ve ardışık 4 diyor. Hemen 3 ve 4'ün ekoklarını alıyoruz. En küçük ortak kat. 3 ve 4'e bölünen en küçük sayı kaçtır? 12. O zaman ben bu sayıma 12 ekliyorum. Bir sonraki akıllı sayı bulmuş oluyorum. Kaç oluyor? 30 olmuş oluyor. 18. Devamlı 12 ekleyerek diğer akıllı sayıları bulabilirim. Kaç? 30. Bir daha 12 ekle. 42. Bir daha 12 ekle. 54. Bir daha 12 ekle. 66. Bir daha 12 ekle. 78. Bir daha 12 ekle. 90. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane akıllı sayı vardır. Hocam neden? Dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki bakın. 12 ekledim. 12'yi 3'e bölelim. 4. Bakın her birine 4 eklersen ne oldu bu? 9, 10, 11 oldu. 3 tane ardışık sayı doğru mudur? Evet. 12'yi 4'e bölersek 3 mü? Her birine 3 ekleyelim bakalım ardışık sayılar mı gelecek? 3, 3 daha 6, 6, 3, 4, 3 daha 7, sonra 8, sonra 9. Gerçekten bakın 3 ardışık ve 4 ardışık korunuyor. Hala 3 ardışık sayının ve 4 ardışık sayının toplamı şeklinde gidebiliyor. Dolayısıyla 30 da akıllı sayıdır. O zaman aynı mantıkta diğer akıllı sayıları bulmak için her defasında kaç ekliyorum? 12 ekliyorum. Kaç tane akıllı sayı varmış iki basamaklı? 7 tane akıllı sayı varmış diyoruz arkadaşlar. Nasıl çıkar? Bu da çıkmış soruya benzer bir soru.
Biraz yeni nesil tarzda bir soru. Şöyle ki ne diyor? X üzeri n sayısı x doğal sayısının n'ye bölümünden elde edilen kalan ve bölümün toplamı. Mesela 84. 10'a böl diyor. Üstünde 10 var. Kaç defa? 8. 8 kere 10, 80. Kaç kaldı? 4. Şu ikisini topla diyor. Bölüm ve kalan toplamı kaç yaptı? 12. Zaten biz örnek olarak ne vermiş? 12 vermiş. O zaman diğerlerine bakalım. Biz 124'e bakalım. 124. Hemen 8'e bölelim. Direkt 8 kere 15, 120 diyebiliriz. Doğru mu? Evet. Kaç? 4. İkisinin toplamı kaç oldu? 4 artı 15'ten 19. Şunun altına 19 yazalım. 98'i 9'a böldük. 9 kere 10, 90. Ne oldu? 10 ile 8'in toplamı ne oldu? 18 oldu. Eksi pardon, şurası eksi. En son 159'u 11'e bölelim. 1 kere 11, 11. 40, 9. 4 ile çarptık. 40, 4. 9'dan 4 çıktı 5. Bu ikisinin toplamı ne oldu? 14 artı 5, 19 oldu. Cevap kaçmış? 18 oldu. Derslerimizde biz size pratik yollar vereceğim. Mesela 11 ile bölünebilmede şunu da vereceğim mesela. Bir sayının 11 ile çarptık. İki tane örnek vereyim. Şuraya yazayım. Mesela 13 ile 11'i çarptık. Mesela 28 ile 11'i çarptık. Bir sayıyı 11 ile çarparken şunu yapacağız arkadaşlar. O sayıyı ayırıp ortaya toplamını yazacağız. Bu neden önemli? Bölünebilmede önemli. Mesela 11'e bölünebilmede sayı basamaklarında. Çünkü AB artı BA ne oluyor? 11 tane A artı B oluyor. Onlar bir önceki konu zaten. Orada göstereceğiz. Burada 2 ve 8'i ayırdık. 8, 2 daha 10 elde 1. Burayı 1 artırıyoruz. Bir tane daha vereyim. Mesela 124 ile 11'i nasıl çarpacağız? 1 ve 4'ü ayırdık. Bu ikisinin toplamı kaç? 6. Bu ikisinin toplamı kaç? 3 olmuş oldu. Derslerimizde bu şekilde sizi YKS'de öne geçirecek, hemen pratik bir şekilde soruyu çözmeniz için pratik bilgilerimizden olacak. Bu pratik bilgileri inşallah sizle paylaşacağız. Bekliyoruz. Nette kursa bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.